Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'lik kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'lik kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Hocam Galatasaray bölümündeyiz Modern Futbol'da. Hı hı. Ee, Okan Buruk geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalına katılarak e, açıklamalarda bulundu. Aslında oyun sistemiyle alakalı bazı ipuçları da verdi bizlere. 3-4-1-2 sistemi üzerinde çok durdu Okan hı. Buruk. Burada... Osman Ikardi çift forveti arkasında Mertens'in olduğu bir sistemden de bahsetti. Ee, yine bir kenarda Barış Alper, diğer kenarda muhtemelen Jakob's. Tabii isimler üzerinde çok fazla durmadı ama 3-4-1-2'yi dillendirdi. Ne düşünüyorsunuz? Yani 3-4-1-2'nin Galatasaray'a artısı veya eksisi neler olur? Bence eksisi olmaz. Ee, bu ikinci senforma ses çıktığından beri hep ee... Ben de 3-4-1-2... üzerine düşündüm Galatasaray yapabilir mi diye. 3 ee, tane iyi stoperimiz var. Pür defansçı, pür savunmacı Nelson. Çabuk atletik olan... ve mümkün olduğu kadar eskiye göre çok daha basit oynamaya çalışan Davinson. Hı hı. Ve oyun kurucunuz Abdülkerim. Üçünü bir arada kullanmak hem hava kuvvetlerini arttıracak kendi kutunuzun içinde e, ceza sahasınızın sahanızın içinde hem rakip ceza sahasının içinde Galatasaray'ın hava hakimiyetini e, bu daha da yukarı götürür. Bunu özellikle söylüyorum çünkü servis kalitesi yüksek Galatasaray'da. Hı hı. Bunu hem Sarada gördük hem Mertens'te gördük. Kerem Aktürkoğlu varken onun da servisleri gayet başarılıydı ama takım milyondu. o dönem. Şimdi arkadan hani iki stoper geliyor ya Davinson'la Abdülkerim ceza sahasına koşuyorlar her konu nerede. Şimdi de yanlarında Nelson gelecek. E zaten önde bir Osimen'le Icardi var. Osimen hakikaten çok çok üst düzey bu konuda. Yüksek top konusunda. Bakın şaka maka 5 tane kutunun içinde birinci sınıf kafacıyla orada bulunacaksınız. Ve daha hemen sinyallerini Kasımpaşa maçında gördük. Görmedik mi? Evet, ilk 30 dakikada gördük. Yarım saatte gördük. Hı, hı Onun ne kadar etkili olduğunu. Şimdi savunma kısmı biraz böyle. Savunmanın uyum durumu da iyi görünüyor. Yani birbirlerine uyumlu. Biri çabuk atletik fizik kalitesi yüksek Sanchez, pür savunmacı, markaj becerisi yüksek Nelson, oyun kuruculuğu olan Abdülkerim. Ve Abdülkerim son maçlarda milli maç dahil hı hı. Bazen driptikte çıkışlarını gördük. Bazen e, Galatasaray veya Amirli takım kapattığında çok önde gördük. E, tamamlayamadığımız ataklarda çabuk bastığını, topu kullandığını gördük. Böyle bakınca Galatasaray'ın arka tarafı üç, üçlü için çok uygun görünüyor. Gelelim iki kenara. Jakobs. Zaten Beşli'nin sol kenarı. E, Barış. Büyük atlet. O da beşlinin sağ kenarı olarak hem savunmayan hem hücuma o yüksek enerjisiyle katkı verebilecek oyuncu. Sara ile Torreira, biri arkaya biri öne kırılacak. Torreira stoperlerin önünü, Sara Mertens'in arkasını ve hücuma çıktıklarında öndeki dörtlünün arkasını hem toplayacak bir, ikincisi onlara oyun kurabilecek oyuncu. Torreira ile Sara'nın da uygunluğu var. Geldik ön tarafa. Mertens işte ayakları çabuk diyoruz hep. Hep, hı hı. Hala iş görüyor. Hala çok müteşebbüs, hala çok teşebbüs ediyor, çok şut atıyor, çok final top kullanmaya çalışıyor. O bir artı. İki Sanford'a işte birlikte oynadıkları 45 dakikada 3 tane attılar. Evet Şu anda kağıt üstünde çok mantıklı değil. Aslında çok şey. mantıklı. Kağıt üzerinde kesinlikle çok mantıklı. Hı. Ve bakın... Sabek sıkıntısı var Galatasaray'ın. Kaan Ahyan'la yani... O tamam dengeli, ne zaman çıkacak, ne zaman dönecek onu biliyor. Ama... E, Kaan Ayhan'ı şimdi hem stoper, yani üçlüdeki stoper rotasyonun içinde... Hı hı. hem orta ikilideki... E, yani... Torreira'nın ikamesi... şeklinde de... kullanabileceğiniz... bir alandaşmış oluyorsunuz aynı zamanda. E, ben Galatasaray için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Oyuncu yapısı çok müsait Galatasaray'ın 3-4-1-2 için. Ki az önce Mertens dedik ama orada Yunus da denilebilir maç maç bakıldığında. Yunus'u da... kullanabilir. Çünkü yeni rolüyle en azından... Muhtemelen de öyle olacak zaten. Evet yani, Mertens'ten ziyade Yunus gibi. Hatta... şöyle de olabilir. Yani stoperlerinin, üç stoperin önüne... E, şeyi... Torreira'yı tek koyup... Hı hı. içinde Yunus'un da olduğu... bir dörtlü... Hı hı. yani bir kenarda Barış, bir kenarda... Jakobs'un olduğu... Ama içinde Yunus'un da bulun, bulunduğu bir ikili sarayla Yunus'un birlikte kullanımı da mümkün olabilir. Veya evet. e, Mertens'te de 3 4 1 de kullan, kullanılabilir Hı -hı. Yunus kenardan. Ee, Yunus demişken aslında bu sezon Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığından sonra Yunus Akgün'e gözler çevrilmişti o anlamda yerli oyuncu ve hani beklentilerde ona göre ayarlandı ve aslında Fenerbahçe maçı ile beraber Yunus'un da performansı oldukça arttı. Ee, Yunus Akgün şimdiye kadarki performansıyla Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurdu mu sizce? Yani sayısal olarak evet. Yani Kerem Kerem'in acayip periyotları oldu. Yani çok vazgeçilmez periyotlar oldu Galatasaray'da. Tek başına sürüklediği dönemleri oldu. Böyle 3-5 haftalık işte 7-8 haftalık periyotları, 2 aylık periyotları oldu. E Tabii Yunus'un ki çok daha yeni. Hı hı. Ama şimdilik evet güzel, harika. Yani çok başarılı gidiyor. Maşallah var. E, Yunus'un. E, ama hemen doldurdu. E, onun için acele etmeyelim. Hı hı. Yani ben Yunus'u genç birliği takımından tanıyorum ve seviyorum da. Genç, bizim genç milli takımımızın çok önemli bir oyuncusuydu. Ona hücumdaki bütün Santfor dışındaki bütün mevkilerde oynayabilen bir oyuncu olması sebebiyle çok büyük sempatiyle de baktım. Ee, teknik kalite olarak yani Kerem'in önünde görürüm. Bazı teknik unsurlarda. Hmm. Ama e, biraz zaman verelim. Kerem'e verilmeyen zaman verelim. Evet o konuda Galatasaray taraftarı aslında iyi de bir ders vermişti. Daha doğrusu o dönemleri hatırlamalı ki Kerem'i de şu an görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu da hem milli takımdaki hem Benfica'daki performansıyla hani çok rahatladığı çok belli Hı, ya. Çok. Çok rahatlamış. İzlanda maçında yani Arda'nın attığı golü Kerem yaptı. Evet. Artı süper bir gol attı. Artı tahtaya televizyon kanalları ve uygulamalar onu sol önde kenarı sanfor gibi yazdı Hı -hı. ama o Osanfor gibi oynadı. Evet. O merkezde oynadı yani. Çok zor iş yaptı. Çok başarılı gitti. Benfica'da da çok çok iyi gidiyor. Yani 80'de 95 arası herhalde 3-4 tane deparı vardı çok rahatlıkla. Çok hiç yorulmayan bir evet. yapısı dediğiniz gibi attırdı. Bir de üstüne dördüncü golü attı. E sporcu attırdı. çocuk işte. İşine bakıyor. Azmaz tozması gezmesi yok. Kendine evet. bakıyor. Futbolunu seviyor. Büyümeye çalışıyor. <laughs> yani o futbolunu büyütmeye çalışıyor. Yunus da aynı yoldan. Tabii biz eee kamuoyuna ...bir öneride bulunduk. Kerem'e... ...verilmeyen zamanı Yunus'a verin diye ama Yunus'a da bir öneride bulunacağız. Kerem abisi gibi veya Kerem arkadaşı gibi. O da... ...gelişmek için... ...ileri doğru... ...küçük veya büyük demeden adımlar atabilmek için... ...çok çalışırsa... ...o da uluslararası seviye... ...bir oyuncu olacak. Potansiyeli çok yüksek. Ee, i̇sterseniz, dilerseniz Galatasaray bölümünün burada sonuna geldik. Tamam. Beşiktaş bölümüne geçelim. Tamam.